En büyük korkum, tek korkum anneme benzemen. Niye demiyorsun daha önce? Aslan, ben senin annen değilim. Bu saatten sonra da neyim onu da bilmiyorum. Saçmalıyorsun beni. Gel buraya. Nereye gidiyorsun? Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün hatalarım. Övünmem bu yüzden, bu yüzden kendimi özel, önemli zannetmem. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün saçmalamam. Yenilmem bu yüzden, bu yüzden kendime hala güvensizliğim. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Ne kadar az yol almışım, ne kadar az yolun başındaymışım meğer. Elimde yalandan kocaman rengarenk geçici oyuncak zaferler. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden bütün korkularım. Gururum bu yüzden, bu yüzden çocuk gibi korunmasızlığım. Küçüğüm daha çok, küçüğüm bu yüzden sonsuz endişem. Savunmam bu yüzden, bu yüzden bir küçük iz bırakma için didinmem. Kimin ne olduğunu gayet iyi biliriz. Ayrıca İbrahim Soykan'dan da korkacak değiliz. Tamam. Ondan o kadar emin olma. Titreki boydu değil mi lakabı? Ya hapse girmekten korkan bir kabadayının nesinden korkayım dostum ben? Senin baban onun yerine içeri girdi, namı yürüdü. Amcam da İbrahim Soykan'da İbo oldu. Titreki bo. Başarılıyım mı? Abi montaj bu. Yani dümdüz montaj yani. Aslan yaptırmış belli ki abi. Yani bizim aramızı bozmaya çalışıyor. Yani düşmeyeceğiz değil mi bu tufalara? Sence ben hapse girmekten korkacak bir adama benziyor muyum? Yok abi, estağfurullah. Neden İbrahim Soykan değil de küçük kardeşi Yusuf Soykan ailenin başına geçti? Bak, film olacak bir hikaye. Belki sonra çekeriz. Çekeriz abi, sen istersen. Dükkan bizim. Bu nedir abi? Sana ortaklık teklifim. Üç kuruş ne abi? Ederim. Sana bir hafta. Düşün, taşın, kararını ver. Ya böyle bir şey mümkün değil ya. Hatta ben sana Aslan'la aramdaki farkı söyledim mi? Aslan vurur, dikiş atarlar. Ben vururum, toprak atarlar. Hadi, şimdi sen beni bir yolcu et bakalım. Arkadaşlar, yayın akışında bazı değişiklikler yapacağız. Malum, reyting aslanın ağzında. Aşk meşk de bir yere kadar.
bu kanalda aksiyon lazım. Bir hafta dostum Ati. Bir hafta. Kolay gelsin. Dün geceden beri Aslan'dan bir haber yok değil mi Çağrı Bey? Ben size söylemiştim zaten. Hani kız böyle bir sözleşmeye asla imza atmaz, asla. Tabii tabii merak etmeyin, olur mu? Tamam, görüşürüz. Kolay gelsin Çağrı Bey. Günaydın kızlar. Günaydın Hülya Hanım. Günaydın Hülya Hanım. Beti anlarsın. Masaya bırakayım. Tabii Hülya Hanım. Gerçekten yeto ya. Her gün asker gibi sabahın köründe kalkıyoruz. Söylenip durma. Hadi git üstünü değiştir. Elini yüzünü yıka hadi. Bak sen bile keyfimi kaçıramayacaksın bugün ona göre. Al bakalım kayıcım, getirdim tabletini. Babaannem inmiyor mu? O kadar güzel bir gün ki o yüzden inmiyor. Tolga nerede? Odada ya, ben ona götüreceğim bir şeyler. Hayır efendim. Burası otel değil. Çağır, herkes kahvaltısını masada edecek. Anne, bu haldeyken çocukların onu görmesin. Leyla, güzel kızım. Ben sana bugün güzel bir gün diyor muyum? Hadi uzatma. Çağır gelsin hadi. Hadi. Hadi canım. Oğlum. Efendim anne. Kahvaltıya geliyorsun değil mi? Yok, beklemeyeyim beni sizi. Ciğer getirmiştim sana, yaptırdım ya. Ben yedim, size afiyet olsun. İyi tamam. Ha bak ne diyeceğim, aklıma geldi. Devin ne yapıyor? Ha ne zaman başlıyoruz bu düğün hazırlıklarına? Vakıftan arkadaşlarım da böyle sıkıştırıp duruyor beni. Eli kulağında anne, merak etme, eli kulağında. O dernekteki arkadaşlarına söyle. Çok yakında karşılıklı göbek atacağımız günler gelecek. Tamam. İnşallah, inşallah. İyi hadi bakalım o zaman. Madem selam söyle. Aleykümselam. Görüşürüz. Bay bay. Abi. O değil de. O değil de ne? Şey yaparken abi, ben çöpleri şey yaparken bunda şey sandım abi, çöp sandım. Okumadım ama. Okuyamadım. Yani okumak için bakmadım abi. Peki. Hadi. Tamam abi. Abim nerede? Devin'le miymiş? Değilmiş canım. Bu pek bayıldığın Devin bundan sonra hayatımızda olamayacak belli ki. Üzgünüm. Niye ya? Ne olmuş? Abin Aslan Soykan olduğunu hatırlamış. Ne gördün? Abi Kur'an çarpsın, ben çöp möp var mı diye bakıyordum yani. Ne gördün Ekrem? Evlilik sözleşmesi abi. Yorumun nedir? Nasıl abi? Söylesene oğlum bir şey, yorumun nedir? Abi ben anlamam ki yani bu işten. Sen zaten bilirsin neyin neyin. Eko! Oğlum bir şey söylesene, nedir? Yorumun nedir? Bayağım abi, diyeyim mi açık açık? De. Ah be abi. Ah be abi, ya olacak iş mi abi bu be? Ya vallahi bak şimdi Devi yengeye bir de abi, yapılır mı bu ya? Şimdi sen onu korumak için yapıyorsun, ben biliyorum seni, tamam senin niyetin iyi tamam ama... Abi yengem imzalar mı onu ya? Kurban olayım yani. Aysel mi abi Devin yenge? Abi bu arada
Aysel demiş ya, bunun kardeşi falan var mı sen biliyor musun abi? Ya niye soruyorum biliyor musun? Bir kız geldi geçen bir mekanda bir arıza falan çağırdı da ben hallettim hemen. Sorun yok. Ya bu Tanju ile bu kardeş falan bir şeyler geldi. Ne diyorsun oğlum sen? Ne diyorsun sen? Ne diyorum abi ben? Ne diyorum ben? Dön şuradan. Şantaya değil mi abi? Dön buradan. Tamam abi. Randevusu olmadığını söylemeye çalıştım Devin Hanım ama. Sana sizin ailenin dilinden anlatayım. Başka türlü anlaşamayacağız belli ki. Bir, burası Dingo'nun ağrı değil. Bir klinik. Önce bunu bir anlıyorsun. İki, bir daha bana mesaj falan atmıyorsun. Üç. Üç gelmeden önce arayıp randevu alıyorsun bir daha. Anlaşıldı mı? Hanımefendiyi mi arayacağım? Tamam. Şimdi arayayım hanım. Neydi numara? Ayça ona yaz. Bir kahvemi içeceğim, kendime geleceğim. O zamana kadar beklesin. Tamamdır Devin Hanım. Varsa bir papatya çayı verin isterseniz. Gergin ya biraz. Tamam yeter. Bitmiş işte. Bitmiş bak bitmiş. Kızım bırak içsin adam çorbasını. Aç demek ki benim damadım. Hani pipetle beslenmek kolay iş mi? Aç aslandansa tok domuz yeğdir. Yani şimdi yerim bilmiyorum ama ben bir karar verdim. Yerimi ne demek? Söyle bak keyfim çok yerinde. Ha. Ben eve çıkacağım. Kendi başıma yani. Kendi evime çıkacağım. Ciddi misin? Çok sevindim. Ciddi misin anne? Çok ciddiyim. Yani hiçbirinizi bu evde silah zoruyla tutmuyoruz. Wow. Tabii çıkabilirsin kendi evine. Ne iş buldun? İş derken? İş böyle para kazanmak için yapılan bir şey. İş. İstanbul'da ev tutmak zor. İş bulmak ondan daha zor. Ama bütün bu zorluklar benim kızım için nedir değil mi? Biliyorum. Dışarıda bir durum var. Ne oluyor? İbrahim Bey gönderdi beni. Neden? Seher Hanım'a bakıcı getirdim. Salutare. Abi de İbrahim Bey çiftlikte güvenlik açığı olduğunu düşünüyor. Koruma olarak da yeni arkadaşlar getir. İyi. Şimdi al hepsini geri götür. Kusura bakmayın. Götüremem. Anlamadım. Ben yalnızca İbrahim Bey'den emir alırım Hülya Hanım. Bozum. Var öyle. Hülya. İbo. Geldi mi Kemal'ler? Oradalar mı? Şimdi sen ve
Bu kifayetsiz adamların beni iyi dinleyin. Bizim ne korumaya ihtiyacımız var ne de bakıcıya. Öyle mi? Buradan bakıldığında öyle görünmüyor ama. İbo bak, bugün güzel bir gün. Islığını çal, itlerini bahçemden geri çek. Öyle ya. O evde güvenlik açığı var. O evde sadece siz yaşamıyorsunuz. Benim annem de yaşıyor. Geçenlerde sizin yüzünüzden kadın neredeyse uçurumdan düşecekti. Hatırlıyorsun değil mi? O yüzden güvenlikler de, bakıcı da o evde kalacak. Var mı bir itirazın? İbo benim canımı sıkma. Seni son kez uyarıyorum. İtlerini bahçemden çek. Çok korktum Hülya. Çok korktum. Gidiyor musunuz, gitmiyor musunuz? Ben yalnızca İbrahim Bey'den emir alıyorum. Alo. Hadi selametle. Emanet bak. Zeyna! İçeri! Allah Allah. Doktor, bu nasıl oldu ya? Ne nasıl oldu? Sen hanedensin dedin. Bizim mesleğin kuralık ailesi var dedin. Etik metik dedin. Olmaz dedin. Ne oldu şimdi, matinedeyiz. Daha önce kurallara uyan bir psikolog olduğumu söylediğimi hatırlamıyorum. İyi bir psikolog olduğumu söylediğimi de hatırlamıyorum. Güzel. Ama bence sebep bu değil. Tahmin edeyim mi ben? Hı? Benim küçük kardeş yine aslan soykanlarını yaptı. Değil mi? Hı? Ayrıldınız mı? Günde ne sıklıkla aslanı düşünüyorsunuz Sadık Hidayet Bey? Ne zaman başladı bu? Ne zaman başladı? Ense tiki. Ha, bu tik. İşte başladı bir gün işte ya. Ne, onlardan bende çok var ya. Önden de söyleyeyim, benim öyle mutlu bir çocukluğum olmadı. Mutlaka mutlu anların olmuştur ama. İlk aklına geleni anlatır mısın? Çocuklukta. Evet. En mutlu anını soruyorum. En mutlu olduğum an. Hayda. En mutlu olduğum an. Bir keresinde az daha ölüyordum ha. En mutlu anın bu mu? Dur ya, bak dinle, çok güzel hikaye. Bak şimdi. Ben böyle 8-10 yaşında falanım, tamam mı? Adana'dayız. Mevsim yaz, bedara pistte yine. Adana'da böyle yazları yaylaya çıkardık biz. Orada bir köy var, orada yerimiz var. Oraya giderdik. Acayip severdik oraya. Böyle derelere, tepelere, böyle akşam ezanına kadar paso gezerdik ha. O zaman anlamıştım seninkinin başıma bela alacağını. Bütün yaramazlıkları yapmışız. Gün bitmiş, akşam olmuş, artık eve döneceğiz. Seninki tutturdu. Abi dedi, ne olur keçilere... Aslan diyelim mi lütfen? Deriz. Aslan deriz. Aslan gitmek istemiyor. Böyle kaşla göz arasında bu gitmem gitmem diye böyle bir ağaca böyle kedi gibi tırmandı en üstüne. En üstüne. Aslan in aşağı, gitmemiz lazım diye bağırıyorum ben buna. Bağırıyorum, yok. Böyle koca adam gibi böyle koydu elini, böyle uzaklara bakıyor falan.
Sanki görsen var ya, ömrünün sonuna kadar orada keçilerle beraber yaşayacak ha. Hiç eve dönmek istemiyor yani. Bir süre sonra ben yoruldum. Bağırmaktan, çağırmaktan, bir de inmişiz çıkmışız falan. Ağaca verdim sırtımı. İçim geçmiş. Bir süre sonra seninki aslan uyandırdı beni. Abi açım. Tamam dedim ama etrafa bir baktım. Zifiri karanlık. Gece çökmüş. Ben kaptım bunu. Dedim oğlum koş. Epey bir yol var ha köye kadar. Koşa koşa gittik biz. Millet telaş içinde. Herkes bir sağa bir sola gidiyor. Biri geldi sonra dedi ki, oğlum saatlerde sizi arıyoruz dedi. Durum fena. Tuttum bunun elinden, köy meydanına doğru gitmeye başladık. Meydanda biri var, bağırıp çağırıyor böyle, yırtınıyor. Hülya Soykan. Bize doğru yürüyor. Ben de tuttum aslanın elini, buna doğru yürüyorum. Bir yerde karşı karşıya geldik. Bana bir baktı. Sonra döndü aslana. Bir sarıldı bana. Bir sarıldı. Kemiklerini kıracak gibi. Hani öyle bir sarılma. Sonra... Ayrıldı aslandan. Bakıyor, yani köy meydanındayız. Milletin ortasında çoluk çocuk, herkes orada. Dedim herhalde sıra bende. Açtım böyle kollarımı, filmlerdeki gibi. Bana baka baka yaklaştı. Yaklaştı, yaklaştı. Enseme bir tokat attı. Devrilecektim, dikildim. Bir tokat daha. Beyefendi. Hanımefendi, ben öyle bir içeriden ses gelince... Lütfen kapıdan uzaklaşır mısınız? Devin Hanım içeride seansta. Kapıdan? Bu ne biçim üslup ya? Sen niye celalleniyorsun ki? Beyefendi, içeride danışan var. Tamam. Ne arıyorsun sen burada? Seni. Devin Hanım, ben tuvalete kadar gitmiştim. Geldiğimde beyefendi kapının yanındaydı. Tamam, tamam Ayça. Bize biraz izin verebilir misin lütfen? Peki. Hani birbirimizin iş yerine gelmiyorduk? Gelmek yasak ama basmak serbest, öyle mi? Sen bir sakin olur musun? Sana anlatacağım. Ne basması? Neyi basması ya? Aslan, seansın ortasındayım. Oldu olacak içeriye de girseydin bari. Sen niye her şeyi yanlış anlıyorsun? Ha? Ben burada bizim için bir şey... Biz diye bir şey yok. Aslan. Efendim İskoç. Nasıl ya? Peki tamam. Beklesin, geliyorum ben. Bugünlük bu kadar diyelim mi? Yarın için yeniden randevu alırsın. Hı, olur. Ama şey, bu uzayana kadar bekleyeyim değil mi? Ha? İstediğin zaman çıkabilirsin.
Eko. Abi. Voltayı ilerle oğlum. Ne oldu abi? Ati voltayı basmış. Kim nereye basmış? Ati voltayı basmış oğlum, ilerle. Nerenin fıkrası abi bu? Ona bakacağız. Bir gidelim de. Demek ses kaydı çıkmış ortaya. Şu bana bak oğlum, o binaya falan böcek koymuşlardır kesin ha. Komik adamsın aslan. Neyiz? Ne istiyorsun sen şimdi benden? Buraya geldin. Arkana da almışsın bu mafya bozuntularını. Benim dükkanımı basmaya geldin şu anda. Ben de bunu bir direktörlük karşında oturuyorum. Aslan, senin yüzünden kendi kanalımda çalışanlarımın önünde rezil oldum. Yetmedi. Yine senin yüzünden amcan gelip açık açık kanalıma çökmek istediğini söyledi. Bir de bana bir hafta mühlet verdi. Ezi şu. Amcana hakim ol. Kendine hakim ol aslan. Tamam mı? Yoksa? Yoksa ne? Var ya bak. Cümlenin en can alıcı yerinde hep böyle tutukluk yapıyorsun. Yapma bunu. Cümlenin sonunda yoksa, yoksa o cümle güdümsüz bir cümledir. Mesela sana bir örnek vereyim. Yoksa senin belan, yoksa senin ümüğünü sıkarım gibi bir şey söylersin. Karşıdaki insan korkar, pat diye her şeyini verir. Ya da şöyle yapar, korkmaz. Belindeki silahı çıkartır, kafana sıkar. Ondan sonra arkadaki bu mafya bozuntularına da birer tane atar. Hepinizi çöpe atar sonra. Kader. Anladım. Ben diyeceğim dedim dostum. Dur, dur, dur. Ben de sana diyeceğim şimdi bak, dinle. Ben amcam gibi bir insan değilim. Ben iş adamıyım. Ben sana bir teklifte bulundum. Senin dükkanına geldim. Sen minnet etmedin. Eyvallah. Şimdi sana yepyeni bir teklifte bulunacağım. Amcam sana ne veriyorsa bir kuruş fazlasını veriyor. Dur lan dur, daha bitmedi, otur. Sana üç tane seçenek sunuyorum. Bir. Ya amcamın teklifini kabul edersin. Kucağına oturursun. İki. Ya benim teklifimi kabul edersin. Benim kucağıma oturursun. Üç. Ya da bizim kafamıza sıkarsın. Peki, ben de şöyle söyleyeyim. Bir, ben senin mekanını basmadım. İki, sen beni çok yanlış tanımışsın. Üç, bir daha bana bulaşırsanız bedelini ödersiniz. Tamam. Sana var ya bir hafta süre veriyorum. Güzel güzel düşün. Sakin sakin düşün. Siz de iyi düşünün aslan. Şimdi bu herif yan çizmesin. Kanal bize lazım biliyorsun. Bunda nerede o yürek? Ekrem abi. Yengen. Ben de abi yenge. Merak etme. Efendim Yağmur. Bir problemimiz var Houston. Ne oldu yine? Babam. Sonunda satılık ilanını astırmış. Allah belasını versin ya. Annem. Astronot. Abla. Geliyorum, geliyorum. Tamam. Hani şaka mısın sen ya? Ha? Ne yapmaya çalışıyorsun anne sen?
Adamı haklı mı çıkarmaya çalışıyorsun anne? Neyin intikamını kimden alıyorsun Allah aşkına ya? Abla tamam sen de girme oralara. Sen karışma Yağmur. Anne. 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 Yukarıda bir butik açacak kadar çanta ve ayakkabı var. Üzerinde hala etiketleri duruyor. Farkında mısın? Nerede senin kredi kartın? Ha? Abla babasının ek kartını kullanan çocuklar gibi sen de eski kocanın kredi kartını patlatmaya çalışıyorsun. Ne oluyor? Ne yapıyorsun Neşe Hanım? Babamdan öğrendiklerine mi özeniyorsun şimdi de? Sen buraya benden hesap sormaya mı geldin ha? Sen annene destek olacağına buraya benden hesap sormaya mı geldin? Söyleyeyim sana ne yapıyorum. Ya ben mutlu olmaya çalışıyorum, mutlu, mutlu. İçeride gördüğün çantalar, ayakkabılar var ya, onlar beni mutlu ediyor. En azından deniyorum. Sen, sen ne yapıyorsun? Mutsuzluğun arkasına saklanıyorsun. Ya hayatına birini bile alamıyorsun. Anne tamam girme işte sen de oralara. Ne diyorsun anne sen ya? Konunun benimle ne alakası var şimdi? Sen şu haline baksana bir ya. Korkaksın. Korkaksın sen. Ne korkusundan bahsediyorsun? Anne delirtme adamı ya. Ya sen çocukken de böyleydin ama. Doğum günlerinde cenazeleri severdin. Yaptığın mesleğe baksana. İnsanların mutsuzluğu üstüne kurulu. Yağmur sen de bir şey söylesene. Bilsin artık. Ha, sen de böyle düşünüyorsun yani. Hayır böyle düşünmüyorum tabii ki anne. Sen niye beni yakıyorsun ya? Ben sizi tedavi edemedim diye değil mi bütün bunlar? Kusura bakmayın ya. Kusuruma bakmayın ya ne olur. Sizi dünyada iyileştirebilecek bir psikolog yok çünkü daha. O kadar yazık ki birini iyileştirmenin verdiği bir mutluluğu bile göremeyecek kadar körsünüz yazık. Sen insanları iyileştirdiğin için mi mutlusun? Yoksa onların senden daha kötü durumda olduklarını görmek mi sana haz veriyor? Hı? Ne haliniz varsa görün anneciğim. Ne haliniz varsa görün. Anne ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Abla! 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 Ya abla! Abla dur artık bir de... Yağmur sakın peşimden gelme. Kalbini kırarım. Ne haliniz varsa görün. Ya ne alakası var? Ne yapsaydım oğlum? Ha? Vurmayaydın adamı. Bana haber verseydin. Adamlar topla tüfekle bahçeye girdiler. Seni mi bekleyeceğiz biz evde? Ya niye vuruyorsun sen adamı kardeşim? İlla amcamla bir gövde gösterisi peşindesin. Güzel güzel konuşsan adamlar belki çıkıp gidecekler ya. Doğru. Konuşarak çözebilirdim. Yani kesin sen de böyle bir şey yapardın. Birleşmiş Milletler iğne et elçisisin ya. Anne. Aslan sen İbo'nun ne yapmaya çalıştığını anlamıyor musun? Ha? Ben bunu yapmasaydım iki gün, iki güne kalmaz çiftliğin ortasına gelip bayrağını dikerdi. Yavaş. Biz ne güne duruyoruz? Doğru. Sen ne güne duruyorsun? Ben bilmiyordum da ben. Hanidir ortada yoktun ya. Ha? Ya ben de ne zaman konu devine gelecek diye bekliyordum. Söyle ha, dinliyorum seni. Sahi devin nasıl, iyi mi? Yemeğe gelmez mi? Bak ben senin oğlunum, senin bu zartlarına gelmem. Bu Çağrı Efendi'nin yularını elinde tuttuğunu bilmiyor muyum sanıyorsun? Evlilik sözleşmemi biliyorsun zaten, haberin var. Hatta kavga ettiğimizi düşünüyorsundur. Hatta ve hatta belki ayrıldığımızı düşünüyorsun. Bak bilmediğin bir şey var. Ya da bilmek istemiyorsun. Sana ben anlatayım. Ben... Devine deliler gibi aşığım. Ben bu cümleyi şu zamana kadar hiçbir kadın için kurmadım ama Devin için kuruyorum. Yani sen ne yaparsan yap. Bize engel olamayacaksın. Bak bunu bil. Bunu bil. Ya anne, ahırdan bozma evlerin bile kirası 20 binden başlıyor. Yani ben bunu şaşırıp nasıl ödeyeyim?
Ceylan, yürü sofraya benim canımı sıkma. Bu konuyla ilgili sana son mesajım. O evden uzak duracaksın. Ezgi. Aa, pardon canım, Defne'yi mi uyutuyordunuz? Hiç. Yok bir şey. Öyle bir merak ettim sizi. Tamam. Konuşuruz sonra. Pardon, bu sizin mi? Düşmüş mü? Sağ ol. Andaç. Devin. Memnun oldum. Ya zaten ortalık karışık. Sen nereden çıktın ya? Damat nerede? İstirahat ediyor babaannem. Odada. Çağır gelsin buraya. Herkes sofrada yiyecek yemeğini. Burası pansiyon da değil, otel de değil. Çağırmıyorum. Var mı bir diyeceğin? Leyla, hemen kocanı buraya çağırıyorsun. Anne saçmalama. Bırak odasında kalsın. Çocuklar burada. Sen dalga mı geçiyorsun? Şimdi mi aklına geldi çocuklarımız olduğu? Leyla, yemeğini istersen mi? Babalarını pipetle beslenecek hale getirmeden evvel hakkında değil miydi çocuklarımızın olduğu? Bana bağırma. Bağırırsam ne olacak ya? Hadi gel beni sustur. Bağırma sofrada. Bağırın beni sustur. Hadi sustur beni. Ceylan, Kaya ve Zeyno'yu al odalarına götür. Hadi. Hadi Kaya. Kaya neden hiç konuşmuyor? Siz hiç bunu düşündünüz mü? Hı? Ben söyleyeyim size. Çünkü soykan pisliğinin içine doğdu. Laflarına dikkat et. Etmiyorum. Ama siz hareketlerinize dikkat edeceksiniz. Benim hayatımın... Nasıl şimdi sıra Kaya'ya mı geldi? Biri çocuğun önünde adam vurur. Biri babasının suratını tanınmayacak hale getirir. Aldatılmama mı takıldın güzel kardeşim? Sana ne? Sana ne? Kıymetli annen, beni apar topar bu adamla evlendirirken sen neredeydin? Arka bahçede defter yakmak çok kolay Aslan. İşlerini temizlemek istiyorsan önce burayı temizleyeceksin, bak burayı. Kimse seni zorla bu evde tutmuyor Leyla. Hele bak. Anasının oğlu. Gördün mü Hülya bak. Da aynısınız. Umarım el ele verip devinin de hayatının içine atmazsınız.
Gerçi onu pek becerebileceğinizi düşünmüyorum ama. Hadi size afiyet olsun. Abi buraya gelsen iyi olacak. Şimdi sana bir soru. Sence kötü gün dostu mu daha kıymetlidir, iyi gün dostu mu? Bilmiyorum. Kötü gün dostu herhalde. Yanlış cevap. Yanlış cevap. İnsanın kötü gününde yanında her türlü birileri olur mesela. Şu an benim olduğu gibi. Şimdi ben konuştukça mesela sen kendi hayatını şükrediyorsun. Yani içten içe benim halimden mutlu oluyorsun. Ama iyi gün dostu öyle mi Sertaç? Andaç. İyi gün dostu insanın mutluluğundan mutlu olur. Hatta mutluluğuna mutluluk katar. Ya kötü gün dostu? Ha? Kötü gün dostu öyle değildir. Kötü gün dostu kaosla beslenir. Magazinle beslenir. Kendi kötü ya. Herkes kötü olsun ister. Bildin mi Yalvaç? Ha, Andaç. Yalvaç. Sence bir insan başkalarının kötülüğünü görmek için psikolog olur mu? Kötü biri miyim ya ben? Psikolog musun sen? Ben de ilaç mümessiliyim. Hatta bugün terfi aldım. Sence ben bu yüzden mi Aslan'a aşık oldum? Aslında ilaç mümessiliyim demem lazım. Çünkü ürün müdürü yaptılar. Bana sözleşme gönderdi biliyor musun? Sözleşme, evlilik sözleşmesi. Sen bunu biliyor muydun? Bana sözleşme gönderdi ya. Ulan sen Green'in hangi tonusun ya? Aracı da yenilediler sağ olsunlar. Yani hiç mi tanımadın beni? Beni hiç mi tanımadın ulan? Hemen geliyorum. Çok güzelsin. Yok yok. İyi yaptım ya. Söylemesem zaten hepten yerdik halayı. Ne yapayım? Bak sana söylüyorum. Sen ol, Aslan Soykan'dan bir şey gizleme. Tamam mı? Ne yapıyorsun kızım sen burada? Ha? Bu canlıyım ben sen. Canınayım ben sana. Arkadaşlar mekanı boşaltıyoruz. Buyurun. Arkadaşlar dışarı alın siz lütfen. Kusura bakmayın. Arkadaşlar kusura bakmayın. Mekanı boşaltıyoruz. Buyurun dışarı alın herkesi. Buyurun arkadaşlar mekanı boşaltıyoruz. Sen de alalım arkadaşını dışarıya. Hadi arkadaşım mekanı boşaltıyoruz. Tamam güzel. Arkadaşım hadi boşaltıyoruz mekanı hadi. Yalnız Devin içeride kaldı. Devin! Aa bu lavuk abi yengenin yanındaki. Yastığım dedi, yastığım sonu kalmış. Andaç bandı. Bugün terfi aldım. Hayırlı olsun. Hangi meslek? İlaç şirketinde çalışıyorum. Hangi ilaçlar? Telif. Telif? Muhtelif. Ha muhtelif. Sen arabayla mı geldin? Şirket aracı. Tamam. Sen arabanı bırak burada. Bu şekilde araba kullanma. Ekrem seni evine bıraksın. Ekrem arkadaşı evine bırak. Olur mu? Dövüp mü bırakayım abi normal mi? Oğlum değil mi? Düz bırak. Selametle. Sağ ol abi. Gel lan yürü.
Sen, sen ne yapıyorsun burada ya? Hı? Sen ne yapıyorsun? Gel. Gel bakayım, gel, gel, gel. Gel, tut. Tut lan, tut, yüzüme bakma. Tut. Güzel tut. Güzel, ha. Bin. Bin, hadi bin, bin. Kavga mı etmek istiyorsun? Hayır. Tamam, ederiz. Seni evine bırakayım. Gerçekten kavga mavga edecek. Senin hiç... benimle derdin ne? Ha? Ne istiyorsun benden? Seni. Böyle mi? Her nasılsa. Niye her şeyi zorlaştırıyorsun o zaman? Öyle gördüm. Öyle gördüm. Ya gördüklerini unutacaksın ya da beni. Seni unutamam. Çok zor. Ben çok yoruldum Aslan. Güçlü olmaya çalışmaktan, güçlü görünmeye çalışmaktan çok yoruldum. Sadece mutlu olmak istiyorum ya. Niye sabrımı zorluyorsun? Ne güzel çalıyor, duyuyor musun? Parçamız olsun mu? Olsun. Ne yaptınız? Aytaç'ı dövdünüz mü? Andaç? Ha. Yok, evine bıraktılar. Çabuk güzel bir şey söyle bana. Ne bu? Oku bakalım.
iş bu sözleşmeyle. Ne bu böyle? Bu da benim şartım. Ciddi misin sen? Sence? Oluyor mu böyle? Oluyormuş, araştırdım. Sadece birazcık prosedürü var ama hallolur. Peki neden böyle bir şeye kalkıştın? Senin tek amacın beni soykan soyadının lanetinden korumak değil miydi? Bundan hala koruma mı olur? Ya burada yazan olur ya da olmaz. Madem eşit bir şekilde mutlu olamıyoruz, o zaman eşit bir şekilde mutsuz oluruz biz de. Ne diyorsun? Baya kabul. Şimdi ne yapıyoruz o zaman? Şimdi evleneceğiz o zaman. Hemen mi? Evet, hemen evleneceğiz. Peki nerede yaşayacağız? Nerede yaşayalım? Çiftlik evi ne diyorsun? Güzel şaka, çok güzel şaka. Burada yaşayalım. Olur, bakarız. Bu kadar çabuk mu? Evet, bu kadar çabuk. Peki düğün nerede olacak o zaman? Burada. Burada. İsteme? İsteme yok. Kına? Olmayacak. Peki Aslan, biz bir haftada nasıl hazırlanacağız ama? Hayırdır ya, bak hele, üzüldün mü, sevindin mi anlamadım. Böyle sorguya çeker gibi bir halim var. Allah Allah, sen ne diyorsun ya? Bir soru da mı soramayacaksın sana? Ben bir şey demiyorum sana. İnsan gibi gelirsin, tebrik edersin. Anladım. Önce dersin şimdi ki kardeşim, tebrik ediyorum. Ondan sonra nerede yaşayacaksınız? Benim bekar evinde yaşayacağız. Evden gidiyor musun? Evlenen insan evden gider fıstık. Tebrik ederim. Sen ciddi misin? Ciddiyim anne, dur bir dakika, sakin. Küçük tepkiler anneciğim. Gel buraya, gel buraya. Kuzum, kuzum çok mutlu oldum, çok mutlu oldum. Tebrik ederim, çok sevindim. Teşekkür ederim. Geçen gün unutabilir miyiz? Yani biz sana çok ağır şeyler söyledik. Hangi bizi? Canım benim ya. İnanamıyorum ya. Bizim şimdi düğünümüz mü var ha? Bizim düğünümüz var. İnanılmaz. Ama Aslan da Aslan gibi çocuk ha. Bir yastıkta kocayın inşallah. Sen Aslan'ı nereden tanıyorsun anne? Aman neredense nereden, ne yapacaksın sen? Ya ben tamamen ümidi kesmiştim aslında senden. Aa, artık ya anne. Ya. Şükürler olsun.
Aa! Ben ne giyeceğim? Dur. Geldik asıl konumuza zaten. Yavaş anneciğim, tamam. Sen nasıl bir işsizsin Yağmur? Nasıl maniye geçti? Hemen maniye geçti ve yakalayamadık, farkında mısın? Pelin! Anneciğim! Düğün nerede olacak? Bak iki ayağımızı bir pabuca soktun ha. Siz boş zamanlarınızda Aslan'ın fotoğraflarına mı bakıyorsunuz Yağmur? İlaçlarını almıyor. Bu ilaçlarını alsa böyle olmaz. Nasıl bu? Bakın, olur mu? Vallahi bence çok iyi anne. Hatta fırsat bu fırsat gelinliğini bile giyebilirsin. Allah Allah ya. Geçin dalganızı. Ne giyeceğim peki ben şimdi? Tamam, tamam. Bizim hemen alışverişe çıkmamız lazım. Tamam mı Yağmur? Bana bak Devin. Babanı çağırmayacaksın değil mi düğüne? Bak vallahi hakkımı helal etmem, söyleyeyim sana. Ya oturacak bir düşünecek. Benim kızım beni düğüne niye çağırmıyor diyecek yani. Olur mu öyle şey canım? Ya gerçekten inanılacak gibi değil. Evleniyor. Kızım evleniyor. Düğünümüz var, düğünümüz var. Bu olmuyor. Bak şimdi bu olmuyorsa o zaman bizim... Sadık Hidayet bugün 15. Ben çıkıyorum. Ama dursaydın ya, bir konuşsaydık bak... Bir... Gitmem lazım, seansım var. Sizi seviyorum. Bence seni. Ay, ay düğünümüz var. Kardeşimin düğün haberini aldığım şekle bak. Şimdi beni çağırmazlar oraya. Tebrikler şimdi. Allah'ım üstesin. Yani bilseydim altın alır öyle gelirdim. En başından almamalıydım aslında seni. Benim hatam, özür dilerim. Özürlük bir şey yok. Dün seninle konuştuktan sonra ne oldu biliyor musun? Gecesine hem de. Hemen ya. Yıllar sonra ilk defa uyudum. Ben, biri beni dinledi ya. İyi geldi demek. Sabah kalktım. Lan dedim kendi kendime. Oluyor galiba ha. Yani. Lan dedim iyileşme ihtimalim var. Sanki. Her küçük bir ışık. Geçmiş olsun. Tokat'ta kalmıştık. Değil mi? Ne? En mutlu anını anlatıyordun. Hani ölüyormuşsun ya. Yani nasıl ya? Şey bizim matine... Devam mı? Yani aslan mı yersen? Burası benim meselem. Danışanlarımla ilgili kimseye hesap vermem. Hiçbirini de yarı yolda bırakmam. Kız tabii bizim dünyalardan olmadığı için... yani emin olamıyor yani. Ne bileyim, uyum sağlar mı, sağlamaz mı? Aslan da haklı. Ne iş yapıyor kız demiştin hayatım? Psikolog. Ama çok iyi niyetli bir çocuk. Cibiliyetsiz. Anlamadım. Annem tokat attıktan sonra cibiliyetsiz dedi bana, hem de köy meydanında herkesin ortasında. Bu kadar mı? Yok. Sonra bir gün top oynuyoruz yaylada çocuklarla. Artık ben bu mevzuya ne kadar dolmuşsam, hani oynamıyorum ben, hani parçalıyorum herkesi.
Böyle karşı takım puanı alıyorum topu, kimseye vermiyorum. Gidiyorum karşı kaleye, gol atıyorum, geri geliyorum. Bir daha, bir daha, bir daha. Messi gibiyim ya. Kimse durduramıyor be. Bırakın beni, gol atacağım diyorum neredeyse. Yine aldım topu, ayağıma gidiyorum böyle. Bir ara işte arkamdan geldi biri, çelme taktı. Ben yüzük oyun, pat, kapaklandım yere. O kadar sinirliyim ki kalktım. Bana çelme atan çocuğu buldum. Artık o sinirle çocuğun üstüne yürümeye başladım. Öldüreceğim herifi ya. Araya girdi çocuklar. Yani işte itiş kakış, küfür kafir. Sonra aralarından biri cibilletsiz diye bağırdı. O çocuğu bıraktım, buna gittim bu sefer, onu indireceğim. Tam ona giderken biri daha vardı, cibilletsiz. Sonra biri daha, biri daha, sonra hep beraber. Cibilletsiz, cibilletsiz. Sen ne yaptın? Ne yapacağım, alayına daldım. Daldım işte yani. Bakma ha, ayı gibiler böyle. Hani 4-5 yaş büyükler benden. Önüme geleni deviriyorum. Önüme geleni. Sonra birini aldım altıma. Onu parçalayacağım artık. Böyle, tam şurama böyle. Bak. Ha burası. Burama bir hani şimşek çaktı burada. İzi var hala. Oğlanlardan biri almış kayayı. Koymuş benim kafaya. Önüne bir böyle bir başım döndü. Elim kolum tutmuyor, düştüm. Sonrası karanlık. Film koptu. Bitti her şey. Bu mu en mutlu anı? Gözümü açtım. Annem bana bakıyor. Emlene bakma. Cihan diyor. Öldü mü diyor. Bağrına sokmuş beni böyle burasına. Ve boynu falan böyle, omzu falan böyle kan. Böyle kan her taraf. Benim kanım. Aslana sarıldığı gibi sarılmış bana. Sonra? Kapattım gözlerimi. O an hiç bitmesin istedim. Ölüymüşüm gibi yaptım böyle. O sevgi dolu, o çok güzel karanlık devam etsin istedim. Ve o gün işte benim hayattaki en mutlu günüm. Cihan, sen aslında ölmek istemiyorsun. Anlamadım. Annen seni sevsin diye ölmeye bile razısın sen. Ne yaptık Mücu? Mahsuplaştık mı? Evet Aslan Bey, tamamız. Kaldı mı alacak verecek bir şey? Kalmadı. Hadi bakalım, kendine iyi bak. Sağ olun, siz de. Tamam, anladım, anladım. Eyvallah, eyvallah. Plaka kayıtlı değilmiş aslanım. Bulamadık seni takip eden motorcuyu. Abi atı değildir o ya. Var mı onunla seni takip ettirecek diyeceğim de şimdi... bir şeyleri fazla kaçırdıysa bir cesaret de gelmiştir belki, bilemedim. Yok, tamam. Yok. Biraz hızlı olmuyor mu yine de Hülya'cığım bu düğün? Ay yok Jülide, hiç öyle deme. Yok, hayır. Aslana kalsa bu kızı da oyalayacak diğerleri gibi. Ama aldım karşıma, söyledim artık, dedim oğlum yapma ya, bu da bir insan evladı dedim. Düğünümüz var o zaman Hülya. Aynen öyle. Hadi hayırlısı. Tebrikler şimdiden. Ben hemen geliyorum. Hemen. Tamam canım.
Efendim anne. Aslan, bu düğün evde mi olacak, emin misin? Eminiz anne, eminiz. Sen kendini yorma, biz ilgileniyoruz her şeyde. Yok öyle şey. Madem yangından mal kaçırır gibi düğün yapıyoruz, her şey yoluna yordamına göre olacak. Neymiş bunun yolu yordam anne? Amcanı çağırdın mı mesela? Amcam mı? Ya en son sen onun adamını vurmadın mı? Şimdi düğüne bile eğlenceye mi çağıracağız adamı? Çağıracağız tabii, çağıracağız. Sonuçta ne olursa olsun bu bir soykan düğünü. Öyle parçalanmış, dağılmış bir aile resmi istemiyorum ben. Nedet Hanım'ı çağıramayız çünkü babaannen istemez onu da. Amcan da olmazsa milletin ağzına laf veririz. Abini de çağırmamız lazım. Sen... Sen Cihan konusunda ciddi misin? Evet, ciddiyim. Amcam olur, Cihan olmaz. O Cihan Efendi devinin yakınında, yöresinde dolaşamaz. Anladın mı? Niye olmazmış? Sen demini Aysel'le bir mi tutuyorsun? Sırf sen bütün ailemizi bir arada görmek istiyorsun diye benim düğünümde rezillik mi çıksın anne? O zaman kurallarını koyacaksın. Yani ben de bayılmıyorum doğrusu. Gelsin, tebriğini etsin, öyle defolup gitsin. Bak, bu düğün için ne onayımı aldın, ne fikrimi aldın. Hiç olmazsa annen için bunları yap oğlum. Son sözüm bu sana. Küçük kardeşime bak. İyi kebabı özledin değil mi? Yaptırayım bir dürüm. Evleniyorum kardeş. Davetini getirdim sen. Cumartesi günü bizim çiftlikte. Bir, olay çıkarmayacaksın. İki, olay çıkarmayacaksın. Üç, o gün tek bir damla bile ağzına içki koymayacaksın kardeş. Aksi takdirde sıkıntı çıkar. Anlaşıldı mı? Eyvallah. Şimdi ne diyeyim, Allah mutlu meşhur etsin. Bu nazik davetin için teşekkürler de. Hani bu pek annemin fikrine benzemiyor. Senin olamaz zaten. Gelin hanımın fikri olabilir mi? Sen kimin fikriyse kimin fikri olur. Seni ilgilendirmiyor. Kural basit. O gün sıkıntı çıkarsa arıza çıkartırım. Tamam mı kardeşim? Hayırlı işler.
Kahraman Yusuf'u. Hayırsız gelin Hülya. O gece düğünüme mani olabilseydin belki hayırlı bir gelinin olabilirdi anne. Ama mani olamadın. Bak bu aileye gelin gireli 45 yıl olmuş. Ah o gözlü Leyla. Ben de evlendiğimde Ceylan'ın yaşında ya vardım ya yoktum. Düğünüm bitmiş, odama geri dönmüşüm. Çok korkuyorum ama çok mutluyum. Sevdiğim adam gelecek, duamı açacak, beni öpecek diye beklerken pat diye suratımda bir tokat. Gücünü senden alan bir tokat anne. Evvel damat. Tolga. Tolga. Nikahın kıyılmasını bilerek bekledin değil mi anne? Yani sonradan bir rezalet çıksın da Yusuf bana çok öfkelensin istedin. Tabii bir de anasının sözünü dinlemedi diye Yusuf'a ders vermek istedin. Titrek Ebu. Yılan. Nedret. Canımı çok yaktın ama ben karılığı da analığı da ilk senden öğrenmişim. Canım ciğerim. Aslan. Şimdi benim de bir gelinim olacak ya. Bunu düşünüyorum. Düşünürken de sana çok hak veriyorum anne. İnsanın ailesi için yapmayacağı hiçbir şey yok. Aslan. Ne durumlardayız? Hazırlıklar tamam mı? Ne hazırlığı? Aslan kendi aramızda sade bir düğün olacak demiştik. Öyle değil mi? Sade sade. Merak etme. Sap sade. Yağmur. Ay Aslan ne olur bunu yapmış olman. Eyvah. Ya hayır ya, hayır ya. Küçük düğün ha. Pes. Allah'ım çok eğleneceğim. Bu işi söyleyeceğim. Bunlar havaya falan sıkmazlar değil mi? Ha? Bak Neriman teyze balkonda bu kadına headshot olur. Çok günah olur vebalini ödeyemeyiz bak. Neriman teyze ya. Hadi giyin giyin. Yalnız kapı açılmıyor enişte bey. Hadi ya. Sıkıştı mı? Yağmur açsana kapıyı delirtme. Ya abla sen karışmasana ya. Öyle bedava kapı mı açılırmış? Sıkıştı sıkıştı. Tamam açarız.
Görüyor musun? Bozulacak günü buldu bu kapıda. Ay yok, vallahi kurtarmıyor. Yağmur, aç kapıyı artık. Ya abla, bunlar gelenek görenektir. Sen karışma diyorum sana. Ha, oluyor gibi. Alo Ceylan. Ha, bir saate... Açılacak gibi. Sosyal medyada fotoğraf istemiyorum, kesinlikle. Devam. Açılacak gibi yani. Devam. Oldu. Ekrem? Ha. Sen ev yengenin bacısı mısın? Evet, bacısıyım. Ama Yağmur'u tercih ediyorum. Yağmur ben, Yağmur Akın. Ablacığım, niye baştan söylemiyorsun ya? Ablacığım mı? Sen beni mahvettin, sen beni bitirdin. Ben seni nasıl öpüyorum? Seni öper ağzımın ortasında. Tamam, sakin ol, ben seni öptüm şimdi. Ben şimdi nasıl anlatacağım abiye bizi? Bizi mi? Bizi. Bizi. Arkadaşlar, tanışmadınız mı siz? Bak tanıştırayım. Eko, Yağmur, Yağmur Eko. Abi tanıştık enişteciğim ya. Biz tanışmaz mıyız? Bana bak, güzel anlaşın ha. Şahidimiz olacaksınız. Anlaştık ablacığım. Merak etme sen. Ne yapalım abi? Ne mi yapalım? Lan yürü lan yürü.
üstüm başım töre oldu inşallah. Bitecek bunlar. Okuyucularla ağız tadını hazırlayın. Dışarı koyun davetler alsın, tamam? Tamam Hülya Hanım, her şey hazır. Hoş geldin Ayça'cığım. Masamız şurası. Hemen geliyorum, keyfine bak. Ezgi'cim, geldiniz mi? Tamam, siz hazırlık odasına alsınlar. Ben de bir annemleri karşılayıp geliyorum. Öptüm. Tebrikler. Güzelim benim. Nasıl yakışmış canım. Babama sen mi haber verdin? Evet. Yani niye kızının düğününe çağrılmadığını bilsin. Anlasın artık bazı şeyleri. Güzelim sen de ne kadar güzel olmuşsun. Of. Sen de su gibisin. Hoş geldiniz. Sizi tanıştırmadım değil mi? Annem Neşe, Hülya Hanım. Merhaba. Hülya Soykan. Memnun oldum. Ancak bugüne kısmet oldu tanışmak. Kısmet. Evet. Merhaba kızım. Merhaba. Çok güzel olmuş. Çok şıksınız. Teşekkür ederim, siz de öyle. Eşiniz Ergun Bey'di galiba, gelmedi mi? Ben... Ay kusura bakmayın, boşanmışsınız değil mi? Tamamen aklımdan çıkmış benim. Önemli değil. Çok güzel olmuş burası. Devincim, seni arkadaşlarımla tanıştırayım. Gel benimle. Devincim. Hadi bekletme kadını. İnanılmaz. Rahat durun. Masamın şu en arkadaki Ayça oturuyor zaten. Tamam, görüşürüz. Burada bir şal bulmamız lazım. Nasılsınız? Merhabalar Devin Akın. Merhaba. Devin Akın çok mutlu. Çok güzel. Ben de çok memnun oldum. Sağ olun. Ah güzelim. Öyle şanslısın ki böyle bir kayınvalideye sahip olduğun için. Senin hakkında çok güzel şeyler söyledi. Görüyorum ki çok tatlıymış. Aslan zaten akıllı bir çocuktur. Bunca zaman sonra birini seçip hayatına aldıysa vardır bir bildiği. Muhakkak. Kolay mı soykanlara gelin olmak? Değil mi? Arkadaşlar, o da farkında. Nasıl bir soyadını taşıyacağının, onun ağırlığının. Muhakkak öyledir. Söylediğiniz gibidir her şey ama benim durumum biraz farklı tabii. Anlamadım. Ha, sizin haberiniz yok muydu? Neydi? Ben Devin Akın olarak devam edeceğim hayatım Hülya Hanım. Soyadınızı almayacağım. Aslan'la öyle anlaştık. Kusura bakmayın, hazırlanmaya gitmem gerekiyor. Çok memnun oldum hepinizle tanıştığıma. Sizler de memnun oldum. Memnun oldum. Deli bu kız vallahi. Bu soyadı meselesinin hep bir komik hikayesi var aramızda. Ben hemen geliyorum. Tabii. Bekleyin. Merhaba. Çağrı Bey, bir şey soracağım size. Buyurun. Bir kadın evlendikten sonra kocasının soyadını almadan kendi kızlık soyadıyla devam etmesi mümkün mü? Biraz prosedürü var ama mümkün Hülya Hanım. Evlendikten sonra aile mahkemesine başvuruda bulunabilir. Yani nadir de olsa böyle durumlarla karşılaşabiliyoruz. Peki, tamam. Aa, olay var. Ben hemen geliyorum. Saatler olsun Aslan Bey. Eyvallah Adem. Mutluluklar diliyorum size. Sağ ol, darı senin başına. Evli misin sen? Evliyim. İyi, hadi bakalım. Abi. Eko, gel oğlum. Abi, maruzatım var benim sana. Ne maruzatım var Ekrem abi? Ne yakınıyorsun lan? Hayırdır? Abi ben yengenin... Ekrem, bize biraz müsaade eder misin? Tabii Leyla abla.
Özür dilerim. Abla. Ben de. Eğil deve. Bir daha geberene dek benim evliliğime karışmıyorsun. Ama ben geberene dek seninkine karışıyorum. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Bak çok ciddiyim. Devinin değerini bil. Gülme. Devinin değerini bil. Bu hayatı deliler gibi aşık olduğun bir kadınla geçireceksin aslan. Çok şanslısın. Ben senin kadar şanslı olamadım. Bir ömür mutlu olun. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sen benim canımsın. Bu söylediğin beni o kadar çok mutlu etti ki. Aslan nedir bu soyadı meselesi? Anne. Doğru mu? Doğru. Çok sevgili kardeşinizin çok sevgili eşi evlendikten sonra bizim soyadımızı almayacakmış. Kendi soyadıyla hayatına devam edecekmiş. Ne? Oha! Aslan Soykan, baban görseydi, duysaydı seninle gurur duyardı. Sen beni babamdan mı vurmaya çalışıyorsun yani? Bu mu? Buradan mı vurmaya çalışıyorsun beni? Tek derdin rezil oluruz, ele güne ne deriz diye mi korkuyorsun? Yoksa senin devin Soykan soyadını taşımış, taşımamış umurunda değil ki. Vay be. Bir kadın çıkacak, Aslan Soykan'ın karşısına geçecek, ona kurallar koyacak, şartlar koşacak ve sen de buna boyun eğeceksin, öyle mi? Boyun eğme falan yok. Bak ben aşık olduğum kadını koruyorum. Ve bunu da yapmanın en iyi yolu bu. Anladın mı? Peki oğlum. Senin soyadını almak istemeyen bir kadının sana ne kadar sadık olabileceğini yaşayarak gör o zaman. Sen neyi ima ediyorsun? Hiçbir şeyi ima etmiyorum ben. Ben sadece sana mutluluklar diliyorum oğlum. Bugün mü bunu yapıyorsun oğlum? Ha? Bugün mü bunu yapıyorsun? Çerçeveletip asacak mısın bunu? Sen gerçekten bu kadar sevindin mi ya bu düğüne davet edildiğine? Allah bilir. Aslan kardeşin sana kurallar da koymuştur şimdi. Neler yapmaman gerektiğiyle ilgili. Ne diyorsun kızım? Üzülüyorum diyorum Cihan. Senin için üzülüyorum. Rahmetli babanın göz bebeğiydin sen. Şimdi şu hale bak. Beni sildikleri bir peçeteye davetiye yazıp vermişler eline. Bu mu senin ederin? Evet. Böyle yok. Evet. Ay senin Allah'ına kurban be. Dur bakayım. Çabuk arkadaşımın güzelliğine bakın. Çabuk. Ay kızım çok güzel oldun ya. Vallahi ya. Gel. Evo. Kız çok güzel olmuşsun. Of maşallah sana ya. Ya abartmayın şımaracak. Tamam fena değilsin hadi. Ya, sus be. Yalnız ne hazırlık yapmışlar ha? Kaç kişilik olacak bu düğün kızım? Vallahi maksimum 100 kişi demiştim ama. Ne oluyor ya?
kardeşim he. Maxius. Ol bakayım he. Öp koçum benim al. Maşallah tosuna bak. Vay, Orta Doğu'nun ve Balkanların en yakışıklı, en karizmatik damadı ve de yeğeni. Eyvallah da, hayırdır ya bu otobüs mü kaldırdın sen, ne yaptın böyle? Bizim köyün insanları çağırmasa mıydı? Bana bak, sen özünden mi utanıyorsun yoksa sınıfçılık mı yapıyorsun? Bu benim düğünüm. Sen de bu düğüne sadece davetlisin. Bak. Bizim son zamanlarda aile işlerimize çok karışmaya başladın. Güvenlikler, alarmlar falanlar vesaireler. Tamam, yapma o işleri. Bak, 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 bak hayre. Yeğenime bak. Teşekkür edeceğine bir de utanmasa amcasına posta koyacak. Karışırım tabii. Bu evde güvenlik açığı var. Sen mi koruyacaksın bu aileyi? Bak, belli ki sen koruyamayacaksın. Evlenip çekip gideceksin. O zaman ne olacak? He? Kardeşlerini, yeğenlerini, anneni, annemi kim koruyacak? Ben bir yere gitmiyorum. Ben buradayım. Anladın mı? Ben buradayım. Ailemin başındayım. Böyle güzel bir günde bunları konuşmayak olmaz mı? Bozo, yeğenimin düğün hediyesini getirir he. Aa, hadi Ezgi. Defne'nin makinesi gel. Aa, dur, aç bakayım. Dur, dur, dur. Kızım, bak nasıl olmuş anne. Yemeğini yedin mi sen? Al bakalım yeğenim. Düğün hediye. Bu arada sen de bir hafta mühlet vermişsin Atiye. Gerçi benim son ziyaretimden sonra bize biraz bilendi ama. Amca, bugün hiç konuşmayalım. Bugün hiç konuşma zamanı değil. Devin, bak çok pişman olacağım bir şey yapmak üzeresin. Dostum olarak, seni seven biri olarak ben bunu söylemek zorundayım. Bu insanlar, bu aile içine girdikten sonra da geri çıkabileceğin bir şey değil. Yapma. Bak Devin teyzen bak, de bak, geliyor. Devin. Devin, nereye kızım gelinlikle? Asıl, beğendin mi? Eyvallah. Eğer Allah seni dür ömür boyu bahtiyar etsin ya. Hadi Bozo gidelim. Aslan nikah memuru geldi. Git Devin'i odasından al. Tamam geliyorum. Abi. Söyle oğlum. Benim maruzatım yarım kalmıştı. Tamam bak be. Vay Veysi abi. Vay oğlum şunu içeri götür. Tamam. Vay benim Filinti abim benim. Ne yapıyorsun iyi misin? Teşekkür ederim iyiyim. Hoş geldin. Eko? Nereye? Yukarı. Gelsene sonra. Bilmiyorum. Ne affedeceğim lan ben? Yenge. Burayı bırakabilirsin Ekrem. Thank you.
Çok güzelsin. Aslan. Silah var içinde. Devin, sen benim elimde ne zaman silah gördün? Ha? Benim silahla işim olmaz. Tamam. Var ya, seni odada görmeyince kaçtı zannettim seni. Ben ve kaçmak. Evet. Neredeydin o zaman? Nerede olacağım? Damadımı almaya geldim. Hadi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam ya. Nasılsın oğlum anne? Yanım benim. Yanım. Keyifler? 7. Fena değil. 9'lar 10'ları zorlarız ama. Aslan. Nasıl olacak sence? Mücadelelerle dolu. Hazır mısın? Hazırım. Sayın Devin Akın, kendi özgür iradenizle
Hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, bir ömür boyu Sayın Aslan Soykan'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Sayın Aslan Soykan, siz de kendi özgür iradenizle, hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında kalmadan, iyi günde, kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta, bir ömür boyu Sayın Devin Akın'ı eş olarak kabul ediyor musunuz? Ediyorum. Sizler şahit misiniz? Evet. Evet. İmzalar lütfen. Hoş geldiniz. Çok teşekkürler. Sağ olun. Reis abi, hoş geldin. Sefalar getirdin. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Sağ olun. Sağ olun. Yenge Hanım, teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Alo. Düğündeyim. Allah razı olsun. Ben Yağmur'um. Dünden sonra benim bu seninle çok iyi anlaşacağız. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Götür beni. Sağ olun. Teşekkürler. Sağ olun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Gel babaanne. Bu yüzük kayınvalidemin, Seyidim'in anasının bana armağanıdır. Bu vakte kadar bunu vereceğim kimse yoktu. Artık var. Bu senindir. Çok teşekkür ederim Seher Hanım. Çok güzel bir şey bu. Gözüm gibi bakacağıma emin olabilirsiniz. Sağ olun. Ben yürürüm. Nasıl? Harika, harika. Tam senin elini göre. Bak hele. Bunu babam bana sünnetim de verdiydi. Sen ufaktan hatırlamazsın. Az bir düşündüm. Bu senin hakkın kardeş. Gerçek bir soykana yakışır. Aç avucunu. Allah mesut etsin. Cihan ben. Büyük abi. Çok memnun oldum. Devin Akın ben de. Allah mesut etsin. Sağ olun.
Bana bir söz vermiştin. Ha, vermiştim. Tutamadım, kusura kalma. Abi, abi bir maruzatım vardı ya benim. Söyle, ne maruzatın var lan? Oğlum söylesene. Mutluluklar. Lan sen bana bunu mu söylüyorsun? Sen gel buraya. Hoş geldiniz. Şimdi bu şahane çiftlik dansları için piste davet edebilir miyim? Söylemek istiyorum. Çünkü abla seni çok seviyorum. Çok mutlu olun, olur mu? Çünkü sen çok hak ediyorsun. Belki bir şarkının her sesinde, belki bir sahil meyhanesinde, belki de içtiğim sigaranın dumanısın. Bir yıldız gökte kayıp giderken, ıslak bir yolda yalnız yürürken, bambaşka bir şey düşünürken aklımdasın. Bana hemen çok güzel bir şey söyle. Geçmiş biz değil, bugün gibi yaşıyorum hala seni. Biz. Sen hep benim yanımdasın. Gündüzümde, gecemdesin, çalınmasın, söylenmesin. Sen gizli gizli devine seansa gittiğini biliyorum. Geçmiş değil. Bunu ya gidip Aslan'a anlatırsın ya da düğünden sonra anlatırsın, seçim senin. Bu gece bu rezilliğinizi Aslan öğrenecek. Sonra ikinize de ne yapacaksa yapacak. Aslan Soykan'ın arkasından iş çevirmenin bedelini ödeyeceksiniz. Anne. Bana geldin dükkana.
anlı şanlı devini anlattın. Ben de ona gittim. Vay be. Planın tıkır tıkır işledi değil mi? Düğüne de sen çağırdın beni. Yalan mı? Hı? Biricik oğlun Aslan. Senin istemediğin bir kızla evlenmek istemiş. Ona ders verecekmişsin. Ben yaparım anne. Hep yaptığım gibi yaparım. Çıkarım şimdi Aslan'ın karşısına, anlatırım her şeyi. Tamam. Ama bu sefer hani araba patlatmayı seviyorsun ya. Arabanın içinde tek kişi yok. O arabada iki kişi var. Bir de Aslan var o arabada. Baksana şuna. Ne kadar mutlu. Babam öldüğünden beri hiç bu kadar mutlu görmüş müydün onu? Nerede? Gözlerin o kadar körleşmiş ki. Yani yaptığın bu garip planın sonucunda Aslan'ın da mahvolacağını düşünememişsin. Hesaplayamamışsın işte. Anne. Sen oğlunun en mutlu gününde ona kıyabiliyorsan ben yaparım anne. Merak etme. Ben yaparım. Şimdi gider, her şeyi anlatırım. Tamam mı? Bak, 5 adım var. 5 adım sonra onlara her şeyi söyleyeceğim. Tamam mı? Hemen şimdi gider, orada hemen söylerim. Bir onayın yeter anne. Peki. Çıkarmadan paketleyip götürün. Hemen. Benim bir köpekten en büyük beklentim hal. İşte
Nasıl kediden miyav, kuştan cikcik. Bir hav diyeceksin ya. Ha bu şekilde direniyorsan bu bir direniş değil yani, onu söyleyeyim sana. Ha bu şekilde olmaz. Yoksa hepimiz direniyoruz. Ben de direniyorum. Ama ben kendimi biliyorum. Köpek gibi aşık olacağım ya buna. Kemal'in selamı var Hülya. Yürüyemediği için gelemeyecekmiş. Aslanına güvenip milleti ayağından vurmak kolay. Öyle mi Hülya Hanım? Şimdi evi terk edip gittiğinde yine böyle esip gürleyebilecek mi bakalım? Hı? Aslan Soykan hiçbir yere gitmiyor. Aslan Soykan ailesinin başında. Unutma. Aile mi? Aile. Hangi aile Hülya Hanım? Ha? Bak bakalım bir etrafına. Hangi aile? O aile işleri kapanalı çok oldu. Aslan'ın işleri temizleme sevdası da sırf kurtaramaz. Tam aksine bir bakarsın etrafınızı kan kokusu almış köpek bazları sarar. Yani bu işin daha lelesi, bunun lorosu da var. Benim niyetim sizleri korumak. Annemi, yeğenlerimi, seni. İbo. Bir daha itlerin bahçeme girerse ayaklarına değil kafalarına sıkarım. Haberin ol. Kızı itti. Evin yengenin kardeş çıktı ya. Ben şansım benim. Yani ben şimdi ne diyeyim Aslan abiye? Sen söyle, kurban olayım söyle. Ben ne diyeyim Aslan abi, ben senin baldızına aşık oldum mu diye. Yakışır mı bana bu? Yakışmaz mı? Yağmur... Ya Yağmur Hanım... istemeden şey ol... Her şey istedim de şimdi, yalan olmasın. Sen bana demedin, ben Aslan abinin baldızıyım diye. Yoksa ben öper miydim seni? Aslanım. Biz bunu böyle alırsak bu arıza çıkarır. Tamam, gözünüz üzerinde olsun. Bir mevzu olursa paketleyin ama. Yavaş. Lan yavaş lan. Gel girer. Biraz can işte. Civiliyetsiz. Kutlama atışı. Hep yaparız. Sana kaç defa söyledim karışma bir şey diye.
Sana karışma demedim ulan! Al! Al bunu, al! Tamam, al. Tamam abi, tamam. Al bunu! Bırak hele! Cümleten, hepinize hayırlı geceler, hayırlı eğlenceler. Hasan abi benim abimdir. Benim ailemdir. Ben şimdi nasıl diyeyim ona? Abi ben aşık oldum, nasıl diyeyim? Ya sen ne güzel adamsın be. Tebrikler dostum. Düğüne gelemedim ama hediyen kapıda seni bekliyor. Kapıya. Aslan ne oluyor? Dur. Dur. İskender, Turgut. Çelenklerin hiçbirine yaklaştırma kimseyi. Tamam, bekleyin. Kimseyi yaklaştırma. Bekleyin geride. Yaklaştırma sakın. Ne oluyor ya? Ekrem, aç Ekrem. Çok kötü vurulmuş Ekrem. Oğlum, Turgut nerede? Turgut. Bana pansuman yapacak bir şey getir, böyle havlu, bez bir şey getir, çabuk. Eko kendine gel, bana bak Eko, kendine gel. Bana bak, ben de kal. Eko, aç gözlerini. Şimdi gidiyoruz. Kanka gel. Ekrem abi, oğlum bana bak. Gözlerini aç, bende kal. Ekrem çok kanka.